Allahu alem tespiti bu. Orada gelen içeriki defter bu. Melaikeyi nasıl oluşur? Okuduğun Kur'an'dan o anda Allah meleke yaratarak vahiy aktif oluyor. Okuduğun Kur'an'dan. Ruhaniyet nasıl aktif olur? Ulvi ve kutsi hadis ve tefsirlerinin okunmasında Allah yaratıyor. Cin cinsleri var. Toprak, su, ateş, hava. Onlar nasıl, ne zaman aktif oluyor? İyi veya kötüsü. Beşeriyet konuşmalarımızdan aktif oluyormuş. Yaratılıyormuş. Ruhaniyet tefsirle oluyor yani. He? Tefsirle. Tefsir, Kur'an'ı tefsir eden, Resulullah'ın sözünü tefsir eden, yani asim mücedidleri. Hani demek istemedim. Risale okurken o anda ruhaniyet yaratılıyor. Allah, nefsimi, zatı, kudretine tutan Allah'a yemin ederim ki Risale okunduğu zaman ruhaniyet yaratılıyor. Ben bunu ilim olarak söylemiyorum. Bazı şeyler denmez. Caiz değildir. Ama şunu söyleyeyim. Kur'an okurken, Kur'an okursanız nurunuz artar. Sizin kendinizi koyun merkeze. 1, 3, 5, 7, 9 kafadan atmıyorum sayı. Tek sayı. 1, 3, 5, 7, 9 9, 19 11 de var dur. 1, 3, 5, 7 7, 9 yok. 7, 11 19, 33 99 metre çapında alana hiçbir mahluk yanaşamaz, yanıyor. Yanıyor, bu öldürüyor. Okuduğunuz Kur'an'ın miktarına göre. Bu çap değişiyor. Şerli ama değil mi? Müslüman cinler. Yok, Müslüman değil. Kafir. Bunun zıttı neyse. Okuduğunuz, buna yemin ederim. Bunu yazdırtan Allah'a yemin ederim. Benim şey keşeceğim. Ve yaşadığım söylüyorum. Risale okuduğunuz zaman aynı miktarda 1, 3, 5, 7, 11, 19, 33, 99 metre çapında alana kırmızı sütün yayıyorsunuz, ölmüyor, sistemleri bozuluyor. Yazılımlar bozuluyor, devre dışı bırakılıyor. Mahluk kayıttan çıkıyor, böyle kalıyor. Sistemi bozuluyor. Risale, şu anlar 754-756'da diyor ki, Risale okunan yerde sihir, büyü iptal oluyor. Bakın şu anlarda geçiyor. Sayfa söylüyor, 756-754. Bütün sihir ve büyüleri iptal edebilen Asay Musa. Okuyun görün. Bak bir tane misal vereyim. Gelmeden önce. Bir üniversitede kız çocuğu evine hırsız giriyor. Yani korktular tabii kız çocuğu. Korkuyor. Ona misali vermiştik. O korkuda şimdi erkek yok. Çocuk yani. Risale oku, merak etme, güvende olacaksın. Oku. Şimdi diyor ki o kitabı bitirdi. O kadar zevk alıyorum ki diyor. Muhtemelen %50'sini anlamıyordur. Ama zevk alıyor. Yediğimiz yemeğin hepsinin elementini anlıyor musun? Ne yiyorsun? Zevk içindir. Gıdadır, besliyor. Bilsen de bilmesen de sana vücudun biliyor. İçeri sok, vücut onu bilir. Sen Risale oku. Aklın bilmese kalbin, ruhun, sırrın bilir. Sensif akıldan mı ibaret? Sırrın yok mu? Latifen yok mu? Hafi afan yok mu? Hiç bunları duymadın mı? Sen sok içeri, karışma. 10 dakika oku, laf dinle. Orada neler oluyor? Ben ilmen biliyorum. İlmen de demeyeceğim. Haleten biliyorum. O kırmızı sütünü biliyorum. Hissediyorum. Yani böyle sütun oluyor. Ve bizzat adam kendisi bana dedi. Kaç? 5-6 sene koy bunun üzerine. 10 sene koy. 2006. Bir yerde vazife yapıyordum Almanya'da. Bir hastaya denk gelmiştim. Basit bir tane. Neyse, benimle konuşmaya başladın. Senden hem korkuyorum hem korkmuyorum. Niye kork? Sen dedi, beyaz sütünün az diyor. Kırmızı sütünün çok. Ne demek bu dedim? Beyaz sütünün Kur'an diyor. O zaman ders
adetimiz yani hocalar adeti. Kur'an paylaşıyoruz. Haftada bir cüz okuyorduk. Onun için diyor ki Kur'an nurun az dedi. Haftada bir cüz okuduğum için. Kırmızı sütünün çok. Ne olur? Senin diyor bize çok yaklaşman lazım ki diyor biz ölelim. Beyaz sütün az, Kur'an az. Ama kırmızı sütününden korkuyoruz. O alana girdik mi hiç kimse aklı olmuyor. Aklı başından gidiyor. Biz diyor devre dışı kalıyoruz. Onun için senin kırmızı sütününden korkuyoruz. İnanın o gün bugün her gün bir cüz okuyor. O gün bugün bir cüz unutmuyor. Gafur. Beyaz saray yaptınız abi o zaman. İnan nerede kullanacaksın? Efendim abi? İnanı nerede kullanacaksın? Burada işte. Şeytana. Sen misin? Şimdi beyaz sütünü görürüz. Bir de uykumuz kaçtığı zaman Hasan abi. Kadar, ben de birkaç kere denedim. Yapın. Yapın. Uykunuz mu yok? Masayı daha eğlenin kafanız arkasına. Alın asayı masayı. Bir risalede bir şey al. Biraz sonra birkaç dakika gelince koyacağın yeri şey al. Yok yok şeyi anlatıyorsunuz ya abi. Dön o tarafa uyku yok, dön bu tarafa uyku yok. En son falan bana bak. Kalkar bir cüz okurum. Var biliyorsun sözümden de geri dönmem. Sözümden de geri dönmem. Uykum bantan kalacağım uykum geldi. Kalkarım. Kalkmaya karar verdim mi ne kadar uyku yaparsan da vallahi okurum biliyorsun. Yarısından dönmek yok değil mi abi? Yok. Yarısına kadar bir his dahi okusa dönmem. Çünkü geleceğim olacak. Şeytan sistemli çalışana, işini yapana saygı duyar. Şeytan nereden girer Müslümana? Yanlıştan zaten, yanlışın kendisi şeytandır. Kuralsız doğruları yapsanız bile, doğru da olsa kuralsız yapsanız bile şeytan girer. Düzensiz doğrular. Evet, mesela diyelim ki hafta içi kaçta kalkıyorsun? 7'de. Hafta sonu 11'de kalkma. Gene aynı sen, vücudu bozma. Kaçta cüz okuyorsun o anda? Mesela ben pek hayrını görmüyorum. Sabah okuyordum hep Kur'an'ı. İkinden sonra okuyayım, hayrını pek görmüyorum. Onu da orada yapacağız. Ruhum ona alıştı. Hayata böyle başlıyorum. Risale okumuyorum. Hayata ilk önce Kur'an'la başlıyorum. Kur'an'ı öyle kötürüm, kör bir düğüm saate sokmuyorum. Kör bir saate değil. İyi bir saatime sokuyorum. O da beni bırakmayacak. Okuyorum. Kur'ansız olmaz. Ben yaşayamam. Çocuk o kadar alıştı ki benim. Dayı bugün Kur'an okumadın galiba. Gerginsin demek istiyorum. Dedim ya okudum ama dedim yüküm çok ağır. Başka yerden yüküm oldu.